Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben şimşeğim. Ben de şu an kapadım abi. Okey, vakti geldi. Abi ciddi anlamda oynayacak oyun yok ya. Cidden çıldıracağım. Hani hep ağlıyorum da yok yani. Yok, yok. Oyun oynamak istiyor canım şu an. Ben şu şeyi izleyeceğim ya. Sırt sırta izleyip geliyorum. Tamam sen de izle hadi. Öptüm abi. Bye bye. Pap 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 pap. Battlefield 1 mi? Yok ya. Evet. Aa. Yeni video atılmış ama şimdi onu açmayalım. Sıkıntı. Sıkıntı video. Neydi? Sırt sırta. Bana bağladım ya. Vapos 2 aydır ağla demiş. Eyvallah Vapos. İkinci ayın kutlu olsun. Ağla. Evet. Ceren ve Tufan. Sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size 10 soru yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size... Abi şuna oturan kadınlar nedense bir garip gözüküyor ya. Niye öyle oluyor? Erkeklerde bir sıkıntı yoktu. Bir garip oluyorlar ya. 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Benim bir arkadaşım var. Merhaba diyorum. Ben öncelikle özür diliyorum geç kaldığım için. Sıkıntı yok. Sevgilinin sosyal medyadaki eski paylaşımlarını silmesini... Sevgilinin sosyal medyadaki eski paylaşımlarını silmesini ister misin? Evet, istenebilir. Yani gerekiyorsa istenebilir abi. Gayet. Neden hayır abi? Vallahi benim istediğim oldu. Bayağı salçma salak bir iki tane fotoğraf koymuştu. Şunları sil ya dedim. Bu ne amına koyayım dedim. Sildi o da yani. Gayet evet abi yani. İster misin? Sen silmesini istersin öyle mi? Yani ben isterim. Beni rahatsız edecek bir şey olduğu sürece. Ne gibi mesela? Yani ne gibi? Hoşlanmadığım insanlarla fotoğraf olabilir. Ne bileyim. Evet. Çok eski, beni rahatsız edecek, yani hoşuma gitmeyen paylaşımlar olabilir. Ben isterim açıkçası yani silmesini. Şunu sil, isterim. Bunu silme, şunu sil, bunu silme diye. Ya özellikle bir şey söylemem ama yani bir uyarıda bulunurum. Ben karışmazdım herhalde ya. Yani o kendi kararını vermiş, koymuş fotoğrafları. Ya olur mu öyle şey? Öyle bir karışıyorsun ki. Yani ne bileyim mesela samimi bir arkadaşım, erkek arkadaşım olsa ona dair bir şey söylemez miydim? Eski erkek arkadaşın fotoğrafını... Ya onu zaten ben de tutmam da hani samimi aynen olduğum bir niye fotoğraf olabilir. Ne bileyim açık bir fotoğraf olabilir, klasik. Yok, karışmazdım herhalde. Anladım abim. Senden 10 yaş büyük Roten, birisiyle selam verin, beraber olur musun? Senden 10 yaş büyük biriyle beraber... Beraber diyor, o yüzden olurum. Ya olurum ya. Olurum abi, bence o 10 yaş... 10 yaş... 25 yaşındayım, 35 yaşında biriyle beraber olurum ya gayet. O karakterle alakalı biraz. Abi benim kafa 45 yaş şey, Şükrü diyecektim chat. Benim kafa 45 yaş abi. Her türlü olurum. Olur musun? Hayır geliyor bak çocuktan. Peki niye bu kadar mutlu bu adam? Hayır. Ben olmam çok net yani. Neden? Yani bir erkeğin kendinden 10 yaş büyük bir kadının olması zaten. Ama bak şimdi para kazanacağız ya seninle birlikte burada. Sen biraz ha, daha... Bir dakika onun bir sınırı olmalı ama bak. 40 yaşında ne kartlaşması? Ben 40 yaşındayım mesela.
50 yaşındaki kadınla da beraber olmam ya. 40 yaşındayım. Veya 30 yaştan 40 yaş çok zor ya. 30-40. Bak şu arada ben 25 yaşındayım, 35 olur. Okey. Onun bir sınırı olmalı yani. Veya 20 yaşındasın, 30 olur abi gayet. Öyle mi Ferit? Ferit Şükrü ve kendim Hüseyin'in evi Ataşehir Metropol İstanbul'un hemen yanında, haberiniz olsun. Bravo. Helal kanka, kimse bilmiyordu zaten. Oha. Helal olsun lan. Şimdi şey mi, RPG? Targets locked. RPG mi yolluyorsun? Amına koyduğum bu çocuğu. Yani. Spent you fire 10 aydır. Selamlar, iyi yayınlar demiş. 10. yayın kutlu olsun abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böyle tamam, ben yapayım bu görev o zaman bundan sonra. Yani ben 50 olurdum. 50 kaybediyoruz şu anda. Nasıl? Ben olurdum yani. Bence yaşın, çok klişe olacak ama yaşın bir şey olduğunu düşünmüyorum. 10 da olabilir, 15 de olabilir, 20 de olabilir. Klasik yani, acınılcalı şey masum. Ucu yok diyorsun ya, 60, 70. 60 o kadar da değil canım, 60, 70 ne yapayım? Doğru. Peki tamam. Sana göre tutucu bir ailesi olan... Sana göre tutucu bir ailesi olan biriyle evlenir misin? Tutuculuktan kastı... Tutucu. Yani evlenilir gayet ya. O ailesi tutucudur. Yani. Tutucu derken ne demek ya tutucu? Tutucu aile. Geleneksel çağdaşlığın bir garip harman olduğu, bir türlü dengesini bulamadığı Türkiye'de topluma... Neyi tuttuğuna bağlıdır. Din mi, tok tok mu, ehem mi yani ülkü mü? Kendileri tuttukları gibi çocuklarını da tutmaya zorlayan tutucu. Tutucu bir aile ise... Evet abi, hangi açıdan tutucu yani? Neye tutucu? Neyi tutuyorlar ya? Çok saçma abi bu soru. Patçutes 6 aydır. 6. yayın kutlu olsun abi. Ben buna cevap vermiyorum. Biriyle evlenir misin? Çok teşekkürler. Hoş geldin. Ben buna cevap vermiyorum. Oh süper. Siftah yaptık. Hayırlı olsun. Evet. Yani ben evlenmezdim herhalde. Tutucu ailesi olan biriyle. Benim zorlanırdım. Yani dinsel açıdan çok tutucuysa, hani bağnaz, yobazlık derecesindeyse evlenmeyebilirdim gerçekten. Ama kadına da bağlı. Ya ailesi beni niye ilgilendiriyor? Ya çok saçma soru ya. Evlenmek falan eyvallah da işte rakı içemeyeceksem olmaz mesela ya. Bu çok şey yani benim için. Elzem bir durum. Yani evlenmek ziyade zaten sen özgür biriysen evleneceğin kişi de evleneceğin insanın ailesi de o şekilde özgür olması lazım diye düşünüyorum. Zaten zıt karakterler olursa yani çok doğru bir evlilik olduğunu düşünmem. Çünkü bir insanla evlendiğinde ailesiyle de evlenmiş oluyorsun klasik olarak. Evet. Şu ana kadar 50 TL kazandınız. 4. sorunuz geliyor. Kenarda birikmiş paran var mı? Kenarda birikmiş paran var mı? Var. Tabii bu nasıl bir soru yani? Neden? İkinci. Güzel. Tamam. Tatil planı yapabiliriz o zaman. Yani. En azından eve gitmek için yapılabilir. Ne için biriktiriyorsun parayı? Ya herhangi bir şey için biriktirdiğimden değil ama... O kadar çok gidiyorsun artık. Yani harcayamıyorum öyle mi? Yani nasıl diyeyim? Özellikle bir şey istediğimden veya bir şey almak istediğimden bir hedefim olduğundan değil ama yani ben her halükarda kenarda durmasının taraftarıyım çünkü... Adama tilt oldum ya. Yani beş parası da kaldığımız zamanlar oluyor. Şu ana kadar 100 TL kazandınız. Alışverişi çok seven bir sevgilin olsa... Alışverişi çok seven bir sevgilin olsa sen nefret etsen bile ona eşlik eder misin? Ederim. Sen nefret etsen evet. bile ona eşlik evet. eder misin? İyi, süper.
Hedefim 8'de 8. Alışverişi severim. Peki şey... Ama nefret etsem de ederim. Şey... Çünkü o benim sevgilim. Seviyor musun alışverişi yoksa? Tabii ki seviyorum. Yani sevmiyorum desem şu an yalan söylemiş olurum. 3 gündür de alışverişteyim zaten. O benim bir tanem, bir tanem. Aynen. O benim sen balım. Sen seviyor musun? Ben, bana bir şeyler alınmasını seviyorum. O benim seviyorum çiçeğim. Çok. Hediye niyetinde mi? Aynen, daha çok almayı seviyorum. Yani kapı önünde beklemeyi falan? Yok yani, dolaşırım içeride. Öyle severim yani. Tatlım. Yani hani ben bir kıyafet aldığım zaman mesela olmuş olmamış hani gerçekten bakar mısın benim, yoksa? Bakarım benim. Ben iki tane kız kardeşim var benim zaten. Onlarla birlikte bile çıkıyorum alışverişe yani. Yani oradan alışkın oluyor. O benim kardeşim. Anladım. Kitap okumayan biriyle birlikte olur musun? Olurum. Evet. Ya siktir. Tit oldum. Harbi tit neden oldum peki? Ya işte böyle günümüzde ne bileyim kitap okuma oranları çok azaldı ya. Bir tane bile okusa kıymetli oluyor artık. Ya bir tane bile okusam değil de ne abi bileyim? Adama ırtilt oldum. Yani arada bir tane bile. Yani ömründe bir tane değildir herhalde zaten. Şu ana kadar 150 TL kazandınız. Instagram'da eğlenmediğin hal... Eğleniyormuş gibi Instagram'da hikaye paylaşır mısın? Hayır. Bu gerçekten öyle olmadı. Benim hiç olmadı. Bir de paylaşmam yani. ...de eğleniyormuş gibi hikaye paylaşır mısın? Oğlum sorular çok saçma bu bölüm ya. İyi güzel. Instagram kullanıyor musun? Yani birçok sosyal medyayı evet doğal olarak kullanıyorum ama yani yapmacık bir insan olmayı tercih etmediğim için, yani yapmacıklığı sevmediğim için, yapmacık insanları sevmediğim için olmuyormuş gibi bir şeyi olduruyormuş gibi göstermek tercihim değil. Yılmaz 8 aydır iyi evet, mi geceler? 8. ayın kutlu olsun, çok teşekkürler. Ben de yapmıyorum, ne güzel zaten yeşil yandı. Ben çok hikaye paylaşmıyorum. Biraz daha şey böyle gizli kendini tutanlardan mısın? Yok yani öyle çok sık paylaşmıyorum ya böyle. Hani bazı insanlar vardır ya Instagram'ı açarsın sanki Instagram uygulaması değil de o kişinin uygulaması varmış gibi ona tıklamış gibi olur. Sürekli karşına çıkar. Benim. Ya genelde bazı insanlar da ben de fark ediyorum mesela aylarca paylaşım yapmaz, aylarca bir şey paylaşmaz. Ha o ben işte evet. Yani peki sebebini öğrenebilir miyim? Bunun bir... Hikaye var çünkü artık hikayeyle paylaşıyorsun. Yani hikayeden ziyade normal... Oğlum adama ağır tilt oldum ya. Ne bileyim fotoğraf çekilmeyi sevmezsin, paylaşmayı, kendini göstermeyi sevmezsin. Evet yani öyle her şeyi paylaşmam herkese. Önemli anları, benim için önemli olduğunu düşündüğüm anları paylaşırım. Peki biraz ketumluk falan var mı sende böyle? Ketumluk mu? Yok evet. Ya bak bıdı bıdı konuşuyorum işte sabahtan beri yani. Nasıl ketum olayım? Ceren ve Tufan 200 TL kazandınız. Hazırsanız sıradaki soru geliyor. 2'de 2 yapacağız ona göre. İşsiz biriyle sevgili olmakta tereddüt eder misin? İşsiz biriyle sevgili olmakta tereddüt eder misin? Hayır. Gayet hayır yani. Buna evet derse bu adam gerçekten yeter artık ya. Bu net hayır abi. Aa! Şey diyecek değil mi? Ya çalışmayı nasıl ya sevmez ya mesela... bir insan? Ya kitap okumayı çalışmayı nasıl sevmez bir insan ya? Ya şu an yeni mezunum. Şu anda işsizim. Örnek veriyorum yani örnek... Nasıl işsiz ama olabilir ki bir insan? Ama gerçekten şu an benimle olmak istemez misin? Ya o normal ama o istisnai bir durum ya. E tamam yani şu an için şey yapıyoruz zaten. Sonrası için tabii ki ilerleyen zamanlarda o kadar iş ciddiye döndüğünde işsiz biriyle kimse birlikte olmak istemez. Benim mi? Aklıma şey geldi hemen böyle baba parasıyla yaşayanlar oluyor ya. Ha yok. Çalışmayayım ben kiralar gelsin. Yani öyle biriyle ben de birlikte olmak istemem zaten de. Bizim evetmiş aslında. Ben de olmuşum. Uyulmaz 8 aydır iyi mi geceler? 8 cenk dostum. Like evet. And is taken. 25 aydır 25x5 iyi para oturduğu yer. Bir daha benden o zaman. Oh wait tamam. Yayınlar. Ceren ve Tufan hala 200 liradasınız. Ölümsüz olacaksın fakat bunun için... Boş verdi. Sırtayı boş verdi. Instagram mutucanını demiş. Eyvallah baba. Ölümsüz olacaksın ama bunun için sevgilinden ayrılman gerek. Ayrılır mısın? Direkt ayrılır. Siktir git lan derim böyle. Amına koyarım ha. Direkt ya. Direkt. Net ayrılırım. Ölümsüzüm lan. Oğlum immortal lan. Ama ölümsüzlük de sıkmaz mı ya?
Düşünüyorum da. Nereye kadar ölümsüzsün abi? Abi bir yerden sonra artık bak. Düşünsenize end game artık. Her şeyi yapmışsınız bak. Hayatta her şeyi yapmışsınız. Hiçbir şey kalmamış abi. Artık yani sürekli uyuyorsun, uyanıyorsun. Aynı tamam mükemmel hayatın var. İşte çok paran var, çok kızla takılmışsın. İşte güzel bir karın var veya güzel çocukların var. Amına koyayım kaç tane çocuk yaparsın falan böyle. Bütün gün... Abi ama bir merak etmez misin ya? Ulan ölünce bu adamlar ölüyor. Bir yere gidiyorlar veya bir şey oluyor öldükten sonra. Ulan ben ölmüyorum. Kendimi çok yalnız hissederim öyle böyle bir konuda. Hepsinin ölümünü göreceksin bir de abi. Düşünsene. Çocuğun olacak. Çocuğunun çocuğu olacak. Bir sürü çocuğun olacak. Hepsini ölümünü göreceksin. O üzüntüye nasıl dayanacaksınız chat? Zaten yalnızsın. Gilinden ayrılman gerek. Ayrılır mısın? Ayrılırım. Ne oldu oğlum düşündünüz? Evet ne kadar sadık insanlarız ne güzel. Abi dölün de ölümsüz olursa çocukların ölmez. Yani ben zaten ya sevgilimden ayrılacaksam ölümsüz olacaksam illa ki yenisini bulurum diye düşünüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse çok da önemli değil bence. Yani Haybe'ye ayrılabilirim zaten diyorsun. Yani. Niye olmasın? Haybe'ye değil de. Yani ölümsüz olup sonraki anları da sonraki yaşamı da görmek isterdim. Ölümsüz olmak istersin. Yani kim istemez ki diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sırf seni pohpohladığı için seviyormuş gibi... Sırf seni pohpohladığı için seviyormuş gibi davrandığın bir insan oldu mu? Hayır ya. Öyle bir şey olmadı. Hobbit kayıtı ilk defa kadın düzgün erkek salak çıktı delirdim oturduğum yerde neyse yayın. Evet kadın ben bayağı şey yaptım yani fikirlerinin falan fikirlerinden hoşlandım. Hi Empalım izlemek istersen bu sefer başvurda sen varsın. Davrandığım bir insan bakacağım. Oldu mu? Bakacağım abi. Klam sikkete 5 aydır ya 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 ya. Hoş geldin kahpül reis. Eyvallah eyvallah 5. renkli olsun. Vay be. Yani ben... Güzelmiş. Hani sen yapmacık sevmiyordun. Yani yapmacıklıktan ziyade... Olmadı ki seni Seven. Ya amına koyayım abarttınız iyice de ha. Şöyle söyleyeyim. Her insanın boşluğa düştüğü bir an olur. Yani en azından bende öyle. O boşlukta da birisi seni böyle pohpohlar, tutar. Yani ben ona istemeden değil ama... O boşluktayken beni kaldırdığı için, beni pohpohladığı için... Ben de o şekilde hoşlandığımı... Adam evet mi dedi? Bir dakika adam evet mi dedi? Hoşlanmadığımı farkına vardım ama o an itibariyle yapmacıklık yoktu. Sadece beni o anda daha kibar söylemek kız gerekirse evet daha... Ha kız evet dedi. Yanımda olduğu için diyeyim, bana destek olduğu için... Seviyormuşsun gibi davranır. Seviyormuşsun gibi değil. Bana destek olduğu için benim ona karşı fikirlerimi de değiştirmeme sebep oldu. Abi adam cingöz ya. Ha sen bir anını anlatıyorsun. Yok yani şu an örnek üzerinden gittim anı olarak değil de. Anladım. Yani şu an kendimi açıklama gereği duyduğum için. Biz seni anladık ablacığım. Tamam. Bu arkadaş tamam. Bayağı biraz Ceren ve Tufan sıkıntılı. Toplam 250 TL kazandınız. Ben hayır diyorum ya. Eğer birbirinizi onaylarsanız bu parayla buluşmanızda ne yapardınız? Ben bu konularda erkeğe bırakıyorum plan konusunda. Ama birlikte kazandık şu an. Parayı. Tamam o da erkeğe bırakıyor işte. Bebek sahilde bir mekan var güzel. Bebek falan. Oraya götürmeyi düşünüyorum olursa. Peki olmazsa? Olmazsa canın sağ olsun ne yapalım ya. Dünyanın sonu değil. Yani ben her planı açığım. Peki güzel. 250 lirayla birbirinize dönebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Konuşuyoruz bir anda birbirimizi görünce insan şaşırıyor tabii haliyle. Ya o kadar sırt sırta oturuyorsun arkan dönmeden bir şey yapamıyorsun elin kolun bal bir anda bir şok oluyor insan yani. Evet haliyle. 3, 2, 1. Hayatta anlaşamazlar.
Sırf parayı almak için evet dediler abi. Bedava yemek. Bedava yemek. Abi hayatta anlaşamazlar ya. Böyle bir evet yok yani. Böyle bir evet yok abi. Hayal Palamut bakıyorum abi. Trela McQueen sıyrıldı. Şimşek McQueen'den inanılmaz bir hareket. Evet, kaçao.